Ya çok üzüldük biz bu konuya. Yani böyle bir şey olmaması lazımdı ki siz beni biliyorsunuz, ben devletin içinden de gelen birisiyim. Devlet kültürü almış birisiyim. Yani ben hiçbir şekilde bu konular üzerinden siyaset yapmayı sevmiyorum. Bütün kurum kuruluşlarımızla, bakanlıklarımızla, yerel kamu kurum kuruluşlarıyla el ele kol kola çalışıyoruz biz burada. Sonuçta amaç halka hizmet. Milli Eğitim Bakanlığımızla biliyorsunuz burada bütün yani Diyanetimizle bütün herkesin yardımına koşmuyor muyuz? Camilerimizin de yardımına koşuyoruz, okullarımızın da yardımına koşuyoruz. Kim ne isterse polislerimizin de yardımına koşuyoruz. İşte gördünüz, bizim kendi personelimiz belki dışarıdayken emniyet kuvvetlerimiz kalsın diye orada biz misafirhane bile yaptık. Yani bu bizim görevimiz miydi? Birincil değildi ama sonuçta bu bir görev, bir bütün. Biz bunların hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Bizden ne isterlerse, temizlik süsler temizlik gönderiyoruz. Personel şu anda 50'ye yakın personelim benim kamu kurum kuruluşlarında çalışıyor. Çünkü ben devletten geldiğim için o dinamikleri biliyorum. Yani ve aynı şekilde tadilatından yeni yapımına her türlü faaliyete koşuyoruz. Ya her türlü yardıma koşuyoruz. Peki şimdi üzüldüğümüz nokta şu. Yani kendi alanımız bizim Herodot Kültür Merkezimiz, değil mi? Tamam, güzel. Zaten orası uygun. Bodrum'da da belki en uygun yer orası bu işler için. Çünkü tur giriyor, araç giriyor, çıkıyor falan. Alt katı var, üst katı var. Her türlü imkan var. Şimdi orası seçilmiş, güzel geliyor. Belediye bütün aracıyla, gereciyle, personeliyle, ekipmanıyla, her şeyle seferber olmuş durumda. Belediye herkesin belediyesi. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin belediyesi değil ki. Buradaki bütün İYİ Partililerin de, AK Partililerin de, HDP'lilerin de, Doğru Yol Partilerin, Demokrat Partilerin de, memleket, bütün belediye, herkesin belediyesi burası. Yani burada belediye herkesin temsilcisi. Bodrum halkının temsilcisi belediyedir. Bana göre kaymakamlık değildir, valilik değildir. Bodrum halkının temsilcisi belediyesidir. Çünkü Bodrum halkı kendi oylarıyla belediyesini belirlemiştir. Biliyorsunuz. O yüzden belediyenin logosunun veya yeleğinin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Yani ne demek Bodrum Belediyesi yeleği, Bodrum Belediyesi logosu, Bodrum Belediyesi yazan tırın önündeki afiş kimi rahatsız edebilir? Etmemelidir. Orada çünkü bir kolektif bir çalışma var. Belediyede çalışıyor, kaymakamlığımız da çalışıyor. Bir taraftan gönüllüler de çalışıyor. O gönüllülerin içerisinde farklı fikirden, farklı ideolojiden insanlar da var. Her türlü, herkes koşturmuş. Ya orayı, alanı görseydiniz siz. Orada kimse birbirine sormuyor. Hangi ülkedensin? Herkes canhıraş bir şekilde can pazarında insan kurtarmaya çalışıyorsun. Ya orada ayrım mı yapılır? Şimdi böyle bir şey yok ki. Biz buna itiraz ediyoruz. Bodrum Belediyesi Bodrum halkının temsilcisidir. Onun logosu, onun yeleği, onun tırı hiç kimseyi rahatsız etmemelidir. Bakın ben size gösterebilirim. O bölgede Muğla AK Parti İl Başkanlığı'nın dahil tırları o bölgede dolaşıyor. Antalya İl Başkanlığı tırları, yardım tırları geziyor AK Parti'nin. Ben hiç Cumhuriyet Halk Partili bir tır görmedim. Görmedim. Bir Cumhuriyet Halk Parti yereği giyip de oralarda çalışan kimseyi de görmedim. Ama belediye dediğin bir kamu kuruluşudur. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlıdır. Bir siyasi parti değiliz ki arkadaş. Bizle niye uğraşıyorsunuz? Yani bu çok yanlıştı. Halk da buna tepkiyi gösterdi. Ve ama ben bunun ne valilikten ne kaymakamlıktan olmadığını biliyorum. Buradaki iktidar partisinin ilçe başkanı arkadaşımız maalesef siyaseti yanlış biliyor. Cehalet, büyük bir cehalet içerisinde ya. Yani sen Bodrum Belediyesi'ni niye sahiplenmiyorsun arkadaşım? Sen Bodrum Belediyesi'nin oradaki çalışmalarında niye burada bunlar çalışıyor, niye belediye yeleği giyiyorlar diye. İnanın o valiliği ve kaymakamlığı rahatsız eden bu arkadaştır. Ben burada açık açık söylüyorum. Hiçbir şekilde devletime bir gram laf söylemem. Ama maalesef bu iktidarın buradaki temsilcisi olan arkadaşımız bu görevi hak etmiyor arkadaş. Hak etmiyor yani. Geliyor belediyesinin yaptığı işleri dışlamaya çalışıyor. Sanki orada kaymakam bey belediyenin emrine girmiş diye partinin genel merkezine valiliğe şikayet ediyor. Ya arkadaş böyle bir şey olur mu? Biz kaymakamımızın emrindeyiz. Ben kaymakamı siz hepiniz biliyorsunuz. Sayın kaymakamım, efendim bir emriniz var mı diye sorarım. Herkes biliyor. Ben kaymakam nedir, valilik nedir bilirim arkadaş. Bunu bilmeyen kendisi arkadaşımızın
Ama çok yanlış bir yoldadır. Yani artık o yoldan dönmeyeceği aşikardır. Bu çünkü ilk olmadı. Bir değil, iki değil. Yangınlarda da aynı şeyi yaşadık. Yani hep böyle bir ön alma çabası. Arkadaş, burada belediyeyi seçmiş halkı, güveniyor bize. Bak o kadar yardımları gönderdi değil mi? Belediyemizin vasıtasıyla ya da halk bütün, tamam, kaymakamlığımız, valiliğimiz vasıtasıyla olsun, bir şey demiyorum. Ama sen niye bu işi karıştırıyorsun? Ben şimdi Fethiye Belediyesi'nin tırları her tarafta geziyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerekli insanlar orada her yerde çalışıyordu. Kimse, inanın, Bodrum dışında hiç böyle bir şey olmadı, biliyor musunuz? Bunun sebebi kaymakam da değil, vali de değil. Bunun sebebi Osman Gökmen'dir arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim size. Bu arkadaşımız çünkü kaymakamı da valiyi de gerektiğinde genel merkezlerine, teşkilat başkanlarına ve AK Parti'ye şikayet ediyor bu arkadaşımız. Burada Milli Eğitim Müdürü'ne şikayet ediyor. Buradaki spor müdürüne şikayet ediyor. Sırf o, hani eski kasaba siyaseti vardı ya, bunu sürdürmeye çalışıyor. Ya arkadaş, Bodrum bunu kaldırmaz. Bodrum bunu kaldırmaz. Sen ilçe başkanı olarak ne ilçe sağlık müdürünü, ne Milli Eğitim Müdürü'ne, ne spor müdürüne, ne kaymakama kimseye ayar veremezsin arkadaşım. Belediyeye hiç veremezsin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Belediyenin logosu bizim onurumuzdur. 142 yıllık belediye bu belediye. Sen oturacaksın, belediyenle beraber çalışacaksın. Elindeki iktidar imkanlarını da belediyen için kullanacaksın. Biz bunu gördük, bunu biliriz. Yani her zaman böyle gördük. Yani ben bu ayrı gayrımı, inanın, şu anda bakın başka hiçbir yerde görmedim. Yani bize Antakya'da herkes kucak açıyor ya. AFAD'ın görevlileri dahil. Polisi, jandarması. Ya olur mu böyle bir şey? Biz orada polise, jandarmaya, özel kuvvetlere, herkese yemek, hizmet yetiştirmeye çalıştık. Kaymakamlığımıza. Yani böyle bir şey olur mu? Senin belediyenle gurur duymalısın sen. Bırak logosuyla uğraşmayı, yeleğiyle, öndeki afişiyle falan uğraşmayı. Ben onun, valiliğimizin kararı olduğunu falan düşünmüyorum. Valiliğimiz, kaymakamlığımız vermedi o kararları. O, onun ayar vermeye çalışma çabalarıdır. Başka da bir şey değildir arkadaşlar yani. Yani bu arkadaşa haddini bildirmek gerekir. Yani ben bunu şimdi konuşuyorum ama bu arkadaş yüzünden buradaki kamu kurum ve kuruluşlarının başındaki idareciler de ayarlarını maalesef kaybettiler. Yani bu arkadaş yüzünden. Ayıptır ya. Sen nasıl böyle bir şeye ayar vermeye, sen kim oluyorsun arkadaş? Gidip de Milli Eğitim Müdürü'ne, bilmem oradaki sağlık müdürüne ya da ilgili görevliye, kaymakam beye, nasıl ya böyle bir şey yapabilirsin? Sen burada %15 oy almışsın arkadaşım, oturacaksın yerinde. Burası, tamam mı? Belediyesi burada, buraya adam gibi sahipliği çıkar. Her zaman da çıkar, çıkıyor. Yani. Ve hiçbir şekilde de siyaset yapmıyor. Belediye herkesi kucaklıyor burada. Bütün vatandaşlarımızı hiç kimseye ayırmadan. Ne Alevisi, Sünnisi, ne etnik, ne ideolojik, ne dini açıdan. Herkesi kucaklamıyor muyuz ya? Bir kişiyi ayırdığımızı gördünüz mü? Yerlisi, yabancısı, ki eskiden Bodrum'da böyle bir yaklaşım vardı. Herkesi kucaklamış durumdayız biz. Ayıptır arkadaşım. Bunları yapmayacaksın yani. Yakışmaz Bodrum'a. Ben aklını başına toplamasını öneriyorum sizlerin huzurunda burada. Bir an önce kamu kurum kuruluşlarından elini eteğini çeksin. Hiçbir şekilde kimseye müdahale etmesin. Otursun siyasetini yapsın. Çok güzel siyasetini yapsın. Oyunu alsın, gelsin belediyeyi kazansın. İstediği gibi hizmetini yapsın arkadaş. Ama belediyesinin ya da kamu kurum kuruluşlarının işlerine karışması onun yetkisinde değil. Yanlış biliyor. Eskiden de onlar. Öyle siyaset artık Türkiye'de kalmadı. O yüzden bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Çünkü bu gerginliğin sebebi budur. Ve biz kaymakamlığımızla da valiliğimizle de bu konuyu aşarız. Sıkıntı yok. Bende zaten bir sıkıntı yok. Hiçbir zaman olmadı. Ben valimizin de kaymakamımızın da emrindeyim arkadaş. Onlar ne diyorlarsa o. Ama belediyemi de ezdirmem. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani Osman Gökmen'in söylemesiyle, onun fişeklemesiyle, onun zorlamasıyla da belediyemin yeleklerinin üzerindeki logonu, araçlarımı hiçbir şekilde de ezdirmem. Belediye halkın temsilcisidir burada ve belediyede görevini sonuna kadar yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Kimseden de talimat beklemez yani. Belediye neyse gereği yapar her zaman. Yani bu da böyle arkadaşlar. Bodrum halkına bağlıyız. Bodrum halkı ne diyorsa ki çok güzel oldu. Bodrum halkı bu yardımları yaptı. Biz organize ettik. Gereğini yaptık. Bitti.
Bitmedi tabii ki, bitmedi de ama gereğini yaptık ve gerçekten de yerine ulaştı. O yüzden hani yapamasak, elimize yüzümüze bulaştırsak, hadi eleştirsinler, etsinler, elimizden alsınlar. Ama Bodrum halkı bunun farkında. Bizim orada nasıl çalıştığımızı, bütün gönüllülerimizin nasıl zor şartlarda görev yaptığını bildiği için bu türlü zaten girişimlere de hiç prim vermez. Vermiyor da zaten. Biliyoruz biz. Ben eleştiri derken hiçbir şekilde valiliği, kaymakamlığı eleştirmedim orada. Tamamen bu anlayışı eleştirdim. Benim eleştirim bunun üzerinedir. Biz dediğim gibi Sayın Kaymakamımızla da valimizle de her zaman ortak çalışıyoruz. Devam edeceğiz çalışmaya da.